Çok teşekkürler, sağ olun. Sanem, yemin ediyorum inanmıyorum. Hoş mu geldin? Mahallemize geri mi döndün? Leyla Bakkal artık Sanemli diyebilir miyiz? Evet, geri döndüm Zebercik. Bir şey mi istiyorsun? Vereyim, ne istiyorsun? Ha, yok, bir şey istemiyorum. Artık bizim de yan tarafta kendi dükkanımız var. Esnaf olarak komşu sayılırız. Rengarenk bir iç çamaşırcı dükkanı açtım. Gidelim gelelim, onu söylemek için geldim. Aa, telefon çaldı. E hadi ama dükkanı boş bırakma. Aa. Yani sonuçta esnaflık bunu gerektirir değil mi? Öyle boş bırakma dükkanı, hadi. Vallahi benim dükkan boş. Tabii. Sen de kaybolma, hadi. Buralarda kal. Tamam, açmıyor mu? Dur, çalıyor. Efendim CC. Asıl sana efendim Sanem. Neredesin sen? Saat 10:22. Bir saat 22 dakika önce senin burada olman gerekiyordu. Deren Hanım geldi, Can Bey geldi. Hepsi burada. Neredesin sen? Ben istifa ettim. Ne demek istifa ettim? Nasıl gelmiyorsun? Kime ettin? Ne zaman ettin ya? Kendi kendime. İstifa mı etmiş ya? Neden? Öyle kendi kendine istifa edilmez. Gelirsin şirkete, istifanı verirsin. Öyle olur o. Zaten sen bu kadar geç geldiğin için Deren Hanım seni garanti kovacak. Hayır ya, gelmeyeceğim. Ne diyorsun sen Sanem? Allah Allah, Can Bey gelecek birazdan, seni soracak. Ne diyeceğim ben? Cece, Sanem nerede? Cece, sakın telefonu verme. Telefonda, evde. Evdeymiş. İstifa etmiş de gelmiyor. Alo Sanem. Cecek. Dur be, dur. Kapatma, kapatma. Ne yapıyorsun? Ben işe gelmiyorum. İşi bıraktım. İşi bıraktın? Allah Allah, neden? Yani sıkıldım. Artık çalışmak istemiyorum. Bir de nişanlım da zaten istemiyor çalışmamı. Şey diyor, çok yoruluyorsun diyor. Vakit geçiremiyoruz falan diyor. O yüzden. Nişanlım mı istemiyor? Sanem, son kez soruyorum. Gerçekten gelmiyor musun? Hayır, gelmiyorum. Can Bey, ben bu zamana kadar bana öğrettiğiniz her şey için size çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bana çok... Alo? Kapattı. Şeymiş, nişanlısı istemiyor. Nişanlısı var ya. Yani nişanlısı demiş ki yapma, çalışma demiş. O demiş. Ha, nişanlısı demiş, evet. Neden nişanlısı istememiş? Nişanlısı olduğu için istememiştir. Ne bileyim ben niye istemedi? Niye öyle sorgulayan gözlerle bakıyorsun ya? Nişanlısı var. Nişanlısını gördük hepimiz. Hepimiz görmedik mi? Tamam. Orada gördük, oyunlara katıldı ya biz de. Can Bey, varma. Ha, var diye yani. Olduğu için söyledim. Olmasa söylemem. Nasıl yani? Bir dakika. Böyle bir anda telefonu çat diye suratına mı kapattı? Yok artık be, ayıp be kardeşim. Boş ver Ayhan ya. Sinirlendi işte. Patronum sonuçta haklı. Ben yokum diye şirket batacak değil herhalde. Bir saat içinde bulmuşlardır yeni getir götür elemanı. Aman! Ha, bu Can Bey konusu da kapansın gitsin be böyle. Allah Allah. Yani kendisi aşırı yakışıklı, böyle fazla hoş bir adam olabilir, tamam. Yani de buluruz ya. Başka can mı yok sana? Vardır herhalde bir yerlerde. Sen beni mahvettin şimdi. Ayhan. Keşke ondan bir tane daha olsa. Keşke. Gazoz içelim mi? Eski günlerdeki gibi. Patlat bir tane de içelim be. O yüzünü de asmıyorsun. Ya her şey olacağına varır ya. Biliyor musun? Özlemişim be bakkalı. Vallahi. Benim hayatım bu. İşte gazeteleri yerleştir. Meyveleri falan ayarla oraya. Yani ben böyle mutluyum. Çünkü benim dünyam bu. Ne öyle ya? Renkli renkli hayatlarmış. Reklam ajansıymış. Böyle hareketli dünyalarmış. Kaosmuş. Yani o hareketli hayatlar bana fazla. Fazla geldi. Gelmese ben niye bakkala geri döndüm? Değil mi? Aynen. Aynen kardeşim. Babamın bakkalı var sonuçta. Ona destek oluyorum. Onunla beraber... Tabii ki. ...takılıyorum. Yani... Babamın bakkalı. Başka şubemiz de yok sonuçta. Tertemiz. Güzelmiş gazoz. Ben kaçayım kardeşim. Benim bir işim vardı zaten. Yakışıklı ya. Yakışıklı bir arkadaşımız vardı ya, biz onunla ben...
Uyuyorum be. Hadi gidelim. Al gazozu yolda içersin. Nereye? Ofise. Ben gelmiyorum. Hey, ben de gitmiyorum. Dergi okuyacağım. Neymiş? Edebiyat ve Kültür Dergisi. Bunu okuyacağım. Bakkal burası zaten. Her şey var. Gazoz mazoz yeriz içerizde. Esiyor da havadar. Ben okurum bunların hepsini. Sorun değil. Ya vallahi Bilal karıcığım bak, benim niyetim çok iyiydi. Sana sürpriz yemek yapayım istedim. Ondan sonra böyle Ayşun Hanım da pat diye içeriye girdi. Yetişemedim arkasından. Benim niyetim çok iyiydi. Yani sana böyle romantik, güzel bir yemek yapmak istedim. Ayrıca sen demedin mi bundan sonra sana yemek yapmayacağım, kendi yemeğini kendin yap diye? Demedim. Ben zaten ta o zerdeçallı yoğurttan beri bozdum sana. Bir de Aysu'yu savunuyorsun bana. Neymiş efendim? Zapsaymış, ince beliymiş bilmem neymiş. Sanki benim neyim var? Yo, ben seni her halinle seviyorum ama Mevki Bey. Sen her halinle güzelsin. Ya ben ikimizin sağlığı için söyledim sevgilim ona. Ya bak. Şişt, Mevki Bey. Hadi barışalım. Hadi ya. Vallahi bak söz ne istersen yapacağım. Selamünaleyküm. Kızım niye oradan geliyorsun? İnsan gibi kapıdan gelsene. Yol geçen anı yaptım bahçenin kapısını ya. Bahçe seviyorum ben Merkabe teyzeciğim. Ya sizinle ne zamandır baş başa vakit geçirmiyorduk. Baş başa vakit geçirelim dedim geldim. Ha, iyi yaptın. Tamam Ayhan sen şimdi Merkabe teyzenle güzel güzel vakit geçir. Ben de hemen bakkala Sanem'in yanına gideyim. Gitme Nihat amcacığım. Gitme çünkü benim size bir haberim var. Haberim de şu. Müjdemi isterim Mevkibe teyzeciğim. Ben araştırdım. İnternette baktım böyle bu zayıflamaya ne iyi geliyor diye. Göbek atmak zayıflamaya çok iyi geliyormuş. Ve acayip kalori yakıyormuşsunuz. Aa. Aynen. Ne istersen yapacağım dedin değil mi sen bana? Evet. Hadi o zaman. Hazırlanın. Göbek atıyoruz. Yok. Atıyoruz hep beraber. Sana ne getirdim ben? Bak bunları hep senin için yaptım. Yani ye bunları ha. Protein var bunun içinde çocuğum. Bak bunlar böyle daha da büyüyecek, kocaman olacak. Afiyet olsun sen. Seni yiyeceğim ben seni. Canı seni. Gönül. Ya hiç geç kalma ama ya. Çok iyi Sanem. Gerçekten çok iyi. Bayağı iyi ya. Seni var ya cadı, cadı zaman. İnanmayın ya, inanmayın. Efendim Deren. Ne toplantısı? Ha ben tabii yine unutmuşum onu ya. Tamam. Tamam kapa geliyorum hemen. Sanem benim ufak bir işim çıktı. Senin şu tavuk kampanyası vardı ya onu sunmaya gideceğim. Kaçta indiriyorsun kepekleri? Hemen kapatıyorum. Hemen. İyi tamam ben akşam eve gelirim orada görüşürüz. Eve mi? Can Bey. Eve gideceğim dedi. Eve gideceğim dedi. Nereye? Ya bu nasıl bir kulak ama? Bu nasıl bir kulak? Helal olsun Mevki be. Kömürlüğe soktun ya beni. 10 yıl sonra şunu çıkarttırdın ya bana. Her yerim toz oldu burada. Buldum buldum. Kaseti buldum. Karışık oyun havaları. Aferin. Hazır mıyız? Hazırız.
Bilmem hazır mıyız Mevkübe? Mevkübe ya o göbek eritmenin bin bir yolu varken neden göbek atmayı seçiyoruz acaba? Ne istersem yapacaksın Nihat. Ne istersem o kadar. Evet. Bas çocuğum. Göbeği attım Nihat. Ben bir seneme bakıp geliyorum. Hadi. Oh!